65 derecelik İzmir sıcağından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda hemen benim burada önümde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin Mi Scooter Pro ikisini inceleyeceğiz. Yalnız bir farkı var, bu Mercedes AMG F1 sürümü versiyonu, modeli. Şimdi nedir farkları öncelikle, bence ondan bahsetmek lazım. Çünkü normalde Xiaomi'nin Mi Scooter Pro 2 modelini zaten biliyorum. Arkadaşlar temel farklılık fiyat. Bu normal ürüne göre yaklaşık 1,5-2 kat daha pahalı. Pahalı olmasının gerekçesi ise hani en temelde tasarım çizgileri. Çünkü bu ürün resmi olarak Mercedes tarafından lisanslanmış bir ürün. Doğal olarak işin içine Mercedes'in M'sini bile soksanız fiyatlar tabii ki de yükselmeye başlıyor. Bir de hani koleksiyoncusunuzdur, ne bileyim Mercedes'e özel bir şeyiniz vardır. O zaman da böyle bir ürüne sahip olmak isteyebilirsiniz. Yani temelde Mi Scooter Pro 2'den tasarım haricinde çok ciddi bir farkı yok. Nedir o tasarım farkları? Hemen şöyle başlayayım isterseniz anlatmaya. Öncelikle arkadaşlar zaten siz de görüyorsunuz şu anda bu Xiaomi'nin bu scooter'ının tasarımı Mercedes'in Formula 1 aracının hatlarını neredeyse birebir taşıyor. Özellikle renklerini. Yani aranızda F1 izleyicileri varsa, ben çok ilgili bir insan değilim işin açıkçası. Ancak hani bu ürün gelince ben de baktım. İşte renk uyumu diyeyim, o araçta neredeyse birebir aynı. Bir de farklı olarak bunun hemen sağ sol alt kısmında AMG'nin Petronas Formula One Team yazılı bir logosu da bulunuyor. Yani şimdi AMG diyoruz, Mercedes diyoruz, hiç mi bir farklılık yok? Yani arkadaşlar hız anlamında şunu söyleyebilirim size. 3 farklı sürüş modu var. Bunlardan bir tanesi yaya modu. Yaya modunda diyelim ki bir AVM'de veya kalabalık bir noktadasınız. O zaman yaya modunu alıyorsunuz çünkü hızı maksimum 5'e çıkıyor. Bir diğer sürüş modu D modu arkadaşlar. D'ye aldığınız zaman maksimum hız 20'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. Üçüncü sürüş modu olan S modunda ise maksimum hız 25'e kadar çıkıyor. Yaz burada şunu belirtmem lazım. Scooter böyle 25'e gelince kendini frenliyor gibi bir durum yok arkadaşlar. Hani burada önünde bir tane ekran var. Tabii ki de o ekrana da geleceğim. O ekranda hızınızı 28-29'lara kadar görebiliyorsunuz. Yokuş aşağı falan gidiyorsanız. Ürünün konforunu ve hızını daha rahat anlayabilmek açısından şöyle bir kıyaslama yapacağım. Şimdi artık arkadaşlar bu Martı, Hop gibi işte böyle scooter kiralayabileceğimiz uygulamalar bayağı hayatımıza girdi. Ve pek çoğumuz da onu deneyimledik. Ben de dahil olmak üzere. Şimdi işin açıkçası hani Martı ve benzeri firmaların sürmüş olduğu, yani piyasada kullanmış oldukları scooterlarla bu scooter'ın yani performansı ve keyfi açısından gerçekten arasında ciddi bir uçurum var. Lastiklerinde darbe emiş özelliği gibi bir durumu var. Hani böyle tırtıklı bir yollara vesaire vesaire girdiğiniz zaman bu da sarsıntıyı hissettiriyor size. Ama hani o piyasada denk geldiğimiz diğer scooter'lardaki kadar böyle zangır zungur bir hale gelmiyor. En temelde fark ettiğim ayrıcı özellik buydu. Gelelim artık frenlerimize. Arkadaşlar frenler o kadar iyi ki dikkatli olmanız gerekiyor. Fren sisteminde çünkü şöyle bir şey yapmışlar. Arka kısmında bunun bir adet disk fren var. O disk fren bisikletlerden biliyoruz zaten. Bunu sıktığınız zaman o da çalışıyor. Öndeki fren de yine disk frenle aynı koldan yönetiliyor. Arkadaki fren daha güçlü sıkılırken öndeki fren sizin kaymanızı veya böyle tatatata yapmanızı önleyecek şekilde ayarlandırılmış bir elektrikli fren mekanizması. Doğal olarak yüksek hızlarda gittiğinizde aniden fren yaptığınız durumlarda beklemediğiniz bir fren sertliğiyle karşılaşabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Doğal olarak daha dengeli durmaya çalışmak ve birazcık daha dengeli hareket etmek mantıklı. Scooter'ın çıktığı maksimum hızı söylemiştim. 25 km arkadaşlar. Totalde gücü 600 watt. Pil tarafında 12.400 mAh'lik bir lityum iyon pil tercih edilmiş. Pilin ağırlığı 3 kg. Bir de pille ilgili şöyle bir detay bilgi var arkadaşlar. Böyle seviyesini %70'in üzerinde tuttuğunuz zaman 500 şarj döngüsü sağlıyor size. Geleyim tam şarj olma süresine. Ya tam şarj olma tam şarj olma süresi arkadaşlar biraz sıkıntılı, 8-9 saat gibi uzun bir sürede tam şarja ulaşıyor. 45 kilometre kadar da zaten onu belirtmiştim sizi götürüyor. Kullanım sıklığınıza göre bunu saate vuracak olursak, hani her gün işe gidip geliyorsanız gün aşırı şarj etmeniz faydalı olacaktır. Hem pilinde hem de pilin ömrü için. Tabii ki de bu 45 kilometrelik menzil ortalama 15 kilometre ve yaklaşık 70 kilogramlık bir insan için geçerli. Onu da söyleyeyim. Yani benim için geçerli değil gibi duruyor. Peki kapasite anlamında hani 100 kiloya kadar arkadaşlar firma taşıma garantisi veriyor. Yalnız ben maalesef bu kilonun bir tık üstündeyim. Hani ben buna çocuğumla birlikte bindim. 12-13 kilo da ondan eklerseniz aslında hani taşıma anlamında çok bir sıkıntı yok. Firmanın belirtmiş olduğu %20'lik eğimi tırmanma meselesi 70 kiloyu aşan durumlarda biraz değişiyor. Tırmanamadığı da oldu. Çok böyle eğimi 20 dereceden fazla olan yokuşlarda, normal yokuşlarda hani böyle 20 dereceyi bulacak yokuşlarda ise kilonuz normalse normal bir hızla yukarı doğru çıkacağınızı tahmin ediyorum. Fakat yüksek kilolarda yokuş olayı biraz sıkıntı. Şimdi şöyle devam edelim. Taşıma durumu nasıl bunun? Çünkü
bazen yokuş çık işte böyle bir ne bileyim köprü möprü geçmemiz gerekiyor. Merdiven tırmanmamız gerekiyor. İki kademeli bir işlem yapmışlar. Birincisinde buradan çekerek direksiyonu kendisine yiyorsunuz. İkinci işlemde de katlama hamlesini yapıyorsunuz. Katlama hamlesinde normalde direksiyonda bulunan şu zili çalmanızı sağlayan aparat bildiğiniz bir kilite dönüşüyor. Böylece onu oraya sabitleyerek tutarak kollarından kaldırabiliyorsunuz. Ağırlığı yaklaşık 14 kilogram. Çok hafif değil. Çok yüksek merdiven çıkmalarda ise bir tık yoruyor. Genel olarak da arkadaşlar hani finale doğru giderken bir mobil uygulaması var. Mobil uygulama üstünden eşleştirerek kendisini son derece rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Mobil uygulama eşleştirme süreçlerini artık hepimiz bayağı iyi biliyoruz. Bu cihazda tık diye eşleşiyor cihazlarla. Mobil uygulama haricinde bir de burada kendi ekranı var. Kendi ekranı üzerinden de basic ayarları yapabiliyorsunuz. Hani artık standartlaşmış fan dedim ya. Arkadaşlar 65 derece başladım. Video sıcaklığımız şu an 82 dereceye çıktı. Çok sıcak hava. Fener. Bildiğiniz feneri var. Freni sıktığınız zaman arkadaki stop lambası otomatik yanıyor. Fener gayet güçlü. Normal bir insanın gözünü bayağı bir alıyor. Güvenlik anlamında en çok dikkat edilmesi gereken şey fren sisteminin hakikaten birazcık sert olması. Bunun haricinde konfor anlamında gayet keyifli bir ürün. Hatta ben ilk AMG logosunu görünce acaba dedim bunu da araçlar gibi sert mi yaptılar? Ama burada sadece renksel ve böyle bir iki tasarımsal dokunuş dışında AMG serisini andıracak bir durum olmadığını da söyleyebilirim. Diyorum ve arkadaşlar artık videomuz bitti. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanızda takılan bir şey varsa aşağıdaki yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Ürünü satın almak isterseniz de internetten veya Xiaomi'nin kendi mağazalarından gidip edinebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.